Bugün Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri programımızın tanıtımı için buradayız. Şehir kurulurken aynı zamanda insanı da kurar ve bu hem şehre hem de şehrin insanına karşılıklı olarak bir karakter verir. Söz konusu güzel şehrimiz Kahramanmaraş olduğunda insan-şehir ilişkisinin en önemli özelliği olarak karşımıza söz çıkıyor. Kahramanmaraş büyük bir edebiyat geleneğine sahip. Sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah Kasım ayı içerisinde yarışmalarıyla, ödülleriyle, etkinlikleriyle, yayınlarıyla dolu dolu bir içerik değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi ve tüm kamuoyunu bekliyor olacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki bizim yerel yönetim anlayışımızın bir yanı kalkınma, bir yanı gönül belediyeciliği, bir yanı sosyal belediyecilik ve bir yanı da kültür belediyeciliğidir. Biliyorsunuz şehrimiz edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girme hedefi var. Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş UNESCO Ağı'na dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacağız. Maraş deyince düşünmek gerekiyor. Maraş deyince tarihi hatırlamak gerekiyor. Maraş deyince şehitleri, şairleri, edebiyatı, kahramanlığı hatırlamak gerekiyor. Bu ülkede şiir adına konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede hikaye üzerine konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede yazı hakkında konuşulacaksa Maraş'tan başlamalıdır. Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Bunu biz Maraşlıyız diye hamasette yapmıyorum. Çünkü Allah'a hamdolsun öyle bir miras devralmışız ki hemen vicdan sahibi hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir zenginliğe sahibiz. Maraş şiirin, şairin, edebiyatın başkentidir. Dün öyleydi, bugün böyle, yarın da öyle olacaktır. Kahramanmaraş'ımız edebiyat dünyasında söz sahibi şairleri ve yazarları barındırmış bir edebiyat şehridir. İlimizin bu alandaki hem tarihsel birikimini ortaya koymak hem de gelecek nesilleri bu alandaki çalışmalara yönlendirmek hepimizin ortak görevidir. Şairler ve yazarlar şehri olarak Kahramanmaraş'ımızın yazarları ve şairleri edebiyat dünyasına kültürel bir miras bırakmışlardır. Bu kültürel mirastan güç alarak gelecek nesiller arasından yeni şair ve yazarların yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm bu organizasyonun gelenekselleşerek devam etmesini ve paydaş kurumlarla birlikte hep beraber devam etmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ımızın kültürünün ulusal ve uluslararası platformda daha anlaşılır ve görünür olmasına katkıda bulunacaktır.